Mentorluk dedik. Benim hocalarımdan birisi aramızda, Doktor Erdoğan Çalak. Çok uzun yıllardır kendisini tanırım. Kendisinden çok şey öğrendim. İstedim ki böyle bir ortamda yeni kitabı çıktı ve bir kitaba daha hazırlık yapıyor. Psikiyatrist, pek çok ortamı, pek çok kişiyi yakından tanıyan bir hoca. Siz de Erdoğan Bey'in görüşlerini bu sahnede dinleyin. Bir de böyle bir nefes alalım. Hep işten konuştuk, biraz gençleri dinledik. Biraz da uzmanlar hayata nasıl bakıyor, onu dinlemek istedim. Erdoğan Bey alıştığınız, bu tür toplantılarda gördüğümüz uzmanlardan değil. Birazdan kendisinin dilini göreceksiniz. Oldukça provokatif cümleler eder. O da benim çok işime yarar. Çok şey öğrenirim kendinden. Mesela annelikle ilgili çok farklı önerileri var kitabında. Şimdi alkışlarla ben hocamı sahneye davet etmek istiyorum. Tamam. Mikrofon açık mı Erdoğan Bey'in? Açtınız mı? Bir şöyle vurun hocam. Şöyle. Açın. Evet. Evet, tamam. Şimdi sizinle en son konuştuğumda sordum. Bu resim, picture perfect deniyor ya, mükemmel resmin içinde olmaya çalışmak. İş hayatında biz hep bu mükemmel resmin içinde olmaya çalışıyoruz. Hep belli kriterler var. Ben açılış konuşmamdan özellikle onu vurguladım. Çeşitlilik aranmıyor. Hep tek rol modelin peşinden gitmemiz bize salık veriliyor. Bunu yaparsan iyi olursun, bunu alırsan mutlu olursun. Çoğu zaman hep siz diyorsunuz ki bunları alıyorsun ama zaten mutlu olmuyorsun, biraz daha zorlanıyorsun. Açılışı böyle yapalım hocam. Yani sanıyorum insanoğlu bir belirsizliği ve bir verimsiz olma ihtimalini, bir dezorganize olma halini, iyi organize olamamış olma tehlikesini bertaraf etmek için kendince bir takım yollar buluyor ve işte Fatoş Hanım'ın da söylediği gibi kafasında önce bir takım planlar oluşturup, bir takım resimler oluşturup daha sonra onların uygulanmasının olabilecek sıkıntıları, muhtemel başarısızlıkları, tıkanıklıkları engelleyeceğine inanıyor ve bu inançla da planlar yapıyor, programlar yapıyor, bir takım taktikler, yaklaşımlar geliştiriyor. Ama bunu yaparken otantisiteden, hakikilikten, doğal ve içten gelenin çok fazla çözümleyici ve yaratıcı olabileceğinden de vazgeçmiş oluyor. Bu belki bundan önceki yüzyıllarda yapılan işin kalitesi arttıkça o işi yapacak olan insanların da kalitesinin o nispette artması gerekiyor. Yani insanın kalitesinin artmasından söz ederken insanın daha inisiyatif sahibi, daha yaratıcı, daha çözümleyici, daha kapsayıcı belki burada temin de konuşulduğu gibi olması bekleniyor. Yapılan işin özellikleri insandan bu özelliklerde olmasını bekliyor. Ama işte bir şeyleri fazla planlayıp programlamaya yöneldiğimiz zaman olası tehlikelerden veya aksiliklerden korunabilmek için bu sefer bu kaliteden bir miktar aşağıya indirmiş oluyoruz. Şimdi burada ben demin birkaç konuşmacı arkadaşı dinlediğimde şunu fazlasıyla fark ediyorum. Liderden aslında etrafındaki insanları sevebilen birisi olması bekleniyor. Ama bu ondan sen sevebilen birisi olmalısın diye bir şekilde ifade edilmiyor. Sevginin tezahürü olan şeyleri, yani diyelim ki işte karşındaki insanları görmeyi, duymayı, anlamayı becermesi bekleniyor ondan. Veya işte ne bileyim insanların farklı olabileceğini kabullenmesini, o farklılıkları yadırgamamasını, onları olduğu halleriyle kabullenmesini bekliyor iyi yöneticilik anlayışının normları. Ama zaten bunlar bir sevme kapasitesi geliştirmiş olan, böyle bir kapasitesi olan insanın zaten kendiliğinden yaptığı şeylerdir. Şimdi bu kendiliğinden yapılması gereken şeyler, bu şekilde vaaz edildiğinde, bu şekilde bir yöneticilik, iyi yöneticilik profili olarak çizilmeye başladığında, ki Fatoş Hanım'ın temin söylediği, kafamızda bir takım kalıplar oluşturuyoruz,
o kalıpları mı uygulamaya çalışıyoruz acaba dediğinde aslında bu konuda da yine benzer bir şey yapılmış oluyor. Yine bir kalıp oluşturuluyor. Oluşturulan kalıp aslında sevebilen bir insanın vasıflarını taşıyan bir kalıp. Ve o kalıbın uygun ve düzgün bir şekilde uygulanması bekleniyor. Şimdi burada bence şöyle tehlikeler var. Bir kere bir insanın, gerçekten sevebilen bir insanın içindeki o sevgi enerjisini muhafaza ederek yaşayabilmesi için aslında hakiki olması gerekiyor. Yani hakikilik, sevebilen bir insanın sevme kapasitesini sürdürmesinin koşullarından bir tanesi. Yani kendisi gibi. Tam anlamıyla kendisi gibi çünkü olması. Çünkü sabahtan beri hep onu vurguladık. İnsanlar farklı, kendini farklı hissedebilir. Biz onları hep bir stereotipe yerleştirmeye çalışıyoruz. Evet. Sizin en önemli öneriniz, başkası olma kendin ol. Tarkan'ın şarkısı evet, gibi. Evet, yani çünkü ancak kendiniz olduğunuz zaman etkileyici olursunuz. Ancak kendiniz olduğunuz zaman inandırıcı olursunuz. Ancak kendiniz olduğunuz zaman bir insanın ruhuna erişebilirsiniz. Dolayısıyla bir yandan yani istenen şey aslında en fazla böyle bir vasfı gerektiriyor. Hakiki olmayı, o kendin olmaktan vazgeçmemeyi gerektiriyor. Ama bir yandan da işte deniyor ki mesela iyi yönetici olmak için şunları şunları yapın. Yani içinden gelmese de yap. Tamam mı? Beceremiyorsan da beceriyormuş gibi görün. Yani birazcık mış gibi olmayı da kapsayan bir şey bekleniyor. Mış gibi yapmayı da kapsayan bir şey beklenmiş oluyor. Ha o zaman bence maksat hasıl olmaz. Yani diyelim ki bir iş yöneticisinin seyrettiğiniz zaman, gözlediğiniz zaman birçok kendisinden beklenen kalemi yerine getirebildiğini bu yöneticilik anlamında ama yine de işlerin pek yolunda gitmediğini, yine de orada birçok sorun olduğunu görebiliriz. Çünkü o yetmiyor. Yani onun mış gibi yapılması, seven bir insan olmanın taklit edilmesi onun yerine onu koymuyor. Tam bence burada hassas bir denge var. Yani bu yöneticilikle ilgili konuşan insanların, sizlerin, bu alanla uğraşanların hani bu çelişkiyi nasıl çözebileceklerine o sizin işiniz. Ben onunla ilgilenmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim çalışan insanlara. Sizin kendinizi daha fazla sevebilen bir insan olarak muhafaza etmeniz hangi koşullarda mümkündür? Yani hangi koşullarda siz aslında özünde sizden bekleneni oluşturabilecek bir düzeyi oluşturabilirsiniz? Hocam bunun altını bunun çizeyim. Için, dolayısıyla kendimizi sevebilmek için, dolayısıyla sevilebilir ve sevilebilir olmak ve sevebilmek için neler yapabiliriz? Evet, kendimizi, kendi hayatımızı nasıl idare edebiliriz? Kendimizi nasıl idare edersek, aslında işin özü eğer yanılmıyorsam, işte sevebilen ve kapsayabilen, içinde bulunduğu ortamı, yönettiği ortamı birbirine bağlı, birbiriyle ahenkli çalışan, birbiriyle uyumlu, mümkün olduğu kadar kıskançlık, rekabet, haset gibi ortamı bozabilecek duyguların minimalize edilebildiği, ki bunlar hiçbir zaman sıfırlanmaz, ama ortamı oluşturan insanın çeşitli özellikleri veya yaklaşımları bunların fazla veya az olmasına yol açar. Yani bütün insanlık, bütün tarihe baktığınız zaman negatif duyguların hep insanlığı tahrip etmeye, yani işte savaştı, çekişmeydi, birbirine ayağına çelme takmaları falan davet eder, getirir ve ortamın bir büyük bütünlük olmasını engeller. İnsanların içindeki sevgi de, sevgi, bağlılık, vefa, saygı gibi duygularda aslında beraberliklerin veya insan toplulukların beraberce bir şeyler üretebilmesini, beraberce bir takım sorunların altından kalkabilmesini sağlar. Dolayısıyla hani şurada şu söylenebilir, biraz parantez oldu bu, ama iyi bir yöneticinin bana göre insanların içerisindeki negatif duyguları kaşıyan, onları birbiriyle fazlasıyla kıskançlık ve rekabete sokan bir tutumu olmamalı. Onun yerine daha fazla işbirliği yapmayı, daha fazla birbirlerini duymayı, dinlemeyi, lerini davet eden bir tutumu olması lazım. Bence ortamın uzun ömürlü bir verimlilik oluşturabilmesi için.
Ama bir yandan da şunu da söylemek lazım. Hiçbir insan organizasyonu sonsuz ömürlü olmaz. Mutlaka bir süre sonra insanlar arasındaki entropi, ne kadar iyi anlaşırlarsa anlaşsınlar, ne kadar iyi yönetilirlerse yönetilsinler, bir süre sonra sorunlar çıkartmaya başlar. Çünkü bir süre sonra yakınlığın ve birbirine bağlanmanın oluşturduğu sorunlar başlar. Yani insanın içinde biraz da fazla bağlanmaya, tamamen bir sistemin parçası olurken kendisi olmaktan uzaklaşmaya sebep olabilecek pozitif duygularda, bağlılıklar falan da içindeki bir sistem tarafından zaten o ortamı bir süre sonra bozacak bir etki oluşturur. Bunun altını bir çizeyim. Hep deriz ya, bizim şirketimiz bir aile, bizim değerlerimiz, bizim prensiplerimiz. Bir noktadan sonra kendimizi de bastırmaya başlıyoruz. Doğru mu anladım? Evet, tamam. Ve bu bir süre sonra birleşmeye değil, daha çok çelişkiye bizi yönlendiriyor. Evet, kendimizden vazgeçmeye başlıyoruz. Belki bizden beklenenleri yerine getireceğiz derken, belki başarılı olacağız derken, yani başarılı olmak... Peki hocam, işi kaybetmekten korkuyoruz. Yani kurallar var. Birileri, ben kendim olmak istiyorum ama olmuyor. İşte toplum böyle, iş hayatı öyle. Ne öneriyorsunuz? Yani bir kere her şeyden önce, herhalde bu toplantının da konusu o, insanların kendi olmasının özendirilmesi gerekiyor. Kendi olmak cezalandırılan bir şeyse, adı işte isyankarlık veya işte ne bileyim sesinin fazla çıkması, fazla itiraz etmek, hatta belki kıskanıyor olmak, belki ne bileyim arkadaşının arkasından konuşabiliyor olmak. Yani işin temelinde mesela bu duyguların negatif duygular olduğunu ve ortamı bozucu etkisi olduğunu söylüyorum. Ama kendisi olamamak daha çok bozucu. Yani o zaman o farklılığı, o negatif diye adlandırdığımız duyguların da ortaya çıkmasını aslında çok engelleyip yasaklamamak gerekiyor. Ha, ama bunun denetim altında tutulması beklenebilir. Yani yönetici diyelim ki fazlasıyla kıskanç bir üyenin veya işte oradaki çalışanın o duygularıyla ortamı bozmasını engelleme, ortamın bozmasına, bunu ortamı bozacak şekilde kullanma diyebilir. Ama sen kıskanma diyemez mesela. Demeye kalktığı zaman bu sefer karşındaki insanı yok etmeye başlar. Bu sefer onu oradan çıkartmak zorunda kalır. Yani o kendisi olmak, yani bugün günümüzün dünyasının işte çalışanlardan beklediği üst düzeyde yaratıcılığı, çözümleyiciliği veya kısa bir zaman içerisinde çok fazla işle meşgul olabilme kabiliyetini bekliyorsa mensuplarından, aslında o mensuplarının kendisi olmasına, hakiki olmalarına, bir takım çatışmaların ve problemlerin kaçınılmazlığına da katlanmak zorunda. Yani çeşitlilik derken hakikaten problem çıkartabilecek insanların da o işte çeşitliliğin gerekiyor, bir parçası olarak algılanması gerekiyor. Yani mesele çatışmasızlık hali değil. Mesele çatışma yönetebilmek. Şimdi bu noktada bütün bu ortamı, yani diyorum ki insan tabiatında öyle özellikler var ki zaten onlar işte ne bileyim, diyelim ki mesela bir insanın çok fazla kendini gösterme ihtiyacı toplantıları tamamen verimsiz hale getirebilir. Toplantıları sıkıcı hale götürebilir. Yani orada o insan bulunduğu ortama bir katkıda bulunmak, orada kendi malzemesini ortama katkıda bulunacak bir şekilde sunmak yerine daha çok kendini göstermeye yöneliyorsa, mesela o toplantının tadı kaçmaya başlar. Mutlaka orada ya can sıkıntısı başlar, ya öfke başlar, ya öf pöf başlar, nasıl bir şey çözülür? Başlar. Mesela lider bunu nasıl çözülür? Yani şimdi bu insan tabiatının özellikleri. Yani lider bunların farkında olan, gören ama bunlara yargılayıcı bir şekilde yaklaşmadan bu probleme işaret edebilen, bu problemin bir insan kendini göstereceğim diye oradaki 8 kişiyi mesela sıkıyor. Oradaki 8 kişiyi verimsiz bir hale ediyor, düşürüyor. Tamam? Yani şimdi burada her şeyden önce liderin zaten böyle özellikleri olmaması lazım. Yani lider zaten bulunduğu grupta bir herkesin özdeşleşmeye, identifiye olmaya ve örnek almaya müsait olduğu kişidir. Yani bağıran, pozisyonu çağıran, kendini öne çıkaran kişi yönetici olabilir ama lider olamaz. Çok fazla öne çıkaran, kendini çok göstermek isteyen, sürekli biat edilmesini, işte kendisinin alkışlanılmasını, tartışılmamasını, eleştirilmemesini bekleyen bir lider, benim anladığım kadarıyla, iş hayatının içinde değilim sizinki gibi,
bulunduğumuz dünyanın, yaşadığımız dünyanın bir yöneticiden beklediği veya oradaki insan grubundan beklediği verimliliği oluşturamaz. Hocam bir de şeyi soracağım. Biz insan kaynakları departmanları sürekli çalışanlara eğitimler düzenliyorlar. Dur şu şeyi söyleyeceğim. Bence pardon, şey çok önemli. Buyurun. Hani ne yaparsak bir kere şunu söyleyeyim. İş hayatı aslında insanın tabiatına uygun değildir. İş hayatı sonuçta mecbur kaldığımız için yapmaya çalıştığımız bir şeydir. Ama bu mecburiyet işte geçmiş çağlarda daha çok korkutularak oluşturulan bir mecburiyetmiş. İşte şimdi daha fazla bir için çalışılan ortamı, içinde olmaktan mutlu olunabilecek, içinde olmaktan memnun olunabilecek ve içindeyken kendin olabileceğin, kendin kalabileceğin bir şekle dönüştürüyorsan, o zaman sen başlık olarak bunu yazmışsın Fattaş, o zaman korkuyla değil, İşte sevgiyle o ortamın içerisinde olma olasılığı var. O olasılığı, yalnız işte hani peki insan kendini nasıl sevebilen bir varlık olarak tutacak? Yani iş hayatı madem insanın tabiatına aykırı, işte enerjisini alıyor, işte ne bileyim onu yoruyor, işte çeşitli çatışmaların, sıkıntıların içerisine girmeye mecbur ediyor. Bu vasıflarda bu tip bir şey, mecburen böyle bir çerçeve olduğu halde, İş ortamı nasıl biz iş ortamının içerisinde çok da içimizdeki sevgiyi kaybetmeden ki yani ona şu manada söylüyorum. İçimizdeki öfke çok arttığında aslında kimseyi ve hatta kendimizi sevemeyecek hale geliriz. İçimizdeki çok öfke arttığında ne bileyim çocuğu ağlayan çocuğunu bile o anda gözün görmez. Yani bir an önce onun ağlamasından kurtulmaktan başka bir şey düşünemez hale gelirsin. Yani demek ki aslında insanın kendi enerjisini çok fazla öfkeli olacak bir şekle gelmesine izin vermemeyi becermesi gerekiyor. Her isteneni yapmaya çalışan, her türlü yükün altına giren bir çalışan bir süre sonra orada ya kendini suistimal ediliyormuş hisseder ya başkaları çalışmıyor, kendisi çalışıyormuş gibi gelir. Ya içindeki öfke arttığı için bıkkınlık, tükenmişlikle davranmaya başlar. Ama işte bütün bu şeyi, bütün bu olası tehlikeleri minimalize edecek kişi de bence ortamı yöneten insandır. Yani onun gerçekten insanı anlayan, gören, karşındakinin yorgunluğunu fark eden, tükenmişliğini gören, ne zaman, nerede, ne bekleyeceğini bilen, onun diğer insanlarla olan ahengini bozmaması için ona yardımcı olan, yerinde ikazlarla onu gerektiğinde kendini denetlemesini sağlayan bir vasfı taşıyorsa yönetici, o zaman ortamın bu temin söylediğimiz çok yıpratıcı bir şeye dönme olasılığı azalır. Yine olur ama azalır. Şunu diyeceğim. Bilmiyorum sen başka bir şey soracak mıydın? Bir şey soracağım arada. Şey söylemek istiyordum. Bir insan kaynakları bölümleri bir sürü eğitim düzenliyor. Pek çok da kişisel gelişim kitapları var. Self-help. Mesela Amerika'ya gittiğinizde kocaman reyonlar bu kitaplarla dolu. Videolar var, programlar var. Sürekli böyle kısa sürede sizin mucizeler yaratıp dönüşebileceğinizi pompalıyor sistem. Ve bu olmayınca çok daha fazla bezgin, çok daha frustre bir hale geliyorlar. Evet, bu konuyu bir parça açmanızı rica edeceğim. Yani işte bir kere her şeyden önce insan bir makina değil. Yani böyle düğmeleri falan yok. Ya da ne bileyim bir bilgisayar değil. Yeniden programlayıp, kitapların tavsiye ettiği şekilde programlayıp, yükleyip öyle çalışması olası olan bir şey değil. Yani dediğim gibi insanın kendi içinden geleni, kendi hakikiliğini, kendisinin kendisi olma vasıflarını kaybederek onun yerine konacak hiçbir şey bu kaybedilen şeylerin götürdüğü kadar bir şey getiremez. Mutlaka ki söylenen şeylerde önemli tavsiyeler vardır, bazı yöntemler vardır, bazı insanın öğrenebileceği, ne bileyim bir şey daha verimli yapmak için belki daha az yorularak sonuç alabilmek için öğrenebileceği şeyler vardır ama işin özü insanın kendi hakikiliğini, kendiliğini bozacak bir noktaya geliyorsa o kokuyu aldığınız zaman bence o kitabı okumayın. Bana sorarsanız işte bunlar iyi para kazandırıyor. Yani öyle maalesef belki de böyle bakmak lazım. İyi para kazandırıyor, iyi satılıyor. Onun için de bol bol çıkıyor. Yani gerçekten bu dediğim yapaylaştırıcı bir şeyi hissediyorsanız o kitapları bence
faydadan çok zararı oluyor. Mutluluğun sırrı nerede diye kolay bir soru sorayım ya da zor bir soru. İşte birazcık onu anlatmaya çalışıyordum temin. Yani o şeyin iş hayatında da hani şu var. Yani bence esasında bir insanın mutlu olduğu alan özel hayatıdır. Gerçek anlamda mutluluğun yaratılabileceği ve üretilebileceği alan özel hayattır. Özel hayatta esasında karakterimizdeki her deformasyonun ve her bozulmanın mutlaka yansıdığı ve mutlaka orayı bozacak bir şey, bir etki oluşturur. Dolayısıyla ben şimdi iş hayatının insanı bozabileceğini görüyorum. İnsanı işte ne bileyim başka hiçbir şeye yaramaz bir varlığa dönüştürebileceğini, belki çok hesaplı kitaplı yapabileceğini görüyorum. Bütün bunlar eğer bir insan kendi içinde o bozulmayı veya belki liderliğin o bozulmayı dengeleyecek, minimalize edecek bir etkisi yoksa hakikaten sonuçta tamamen iş hayatına yönelmiş bir insan özel hayatı yaşayamaz bir hale gelebilir. Bu büyük bir tehlike. Bence bir insan bir yandan çalışırken bir yandan da sağlıklı bir özel hayat götürebiliyorsa zaten sorun yoktur. İşler yolundadır, dengeyi kurmuştur. Ama birini yapayım derken öbürü bitiyorsa bence o gidişat iyi bir gidişat değil. Sonunda sizi posaya çevirir ve Fatoş Hanım'ın sorduğu mutlu olma şansınız kalmaz. Hani neden özel hayat mutlu eder insanı? Başka bir alan yok. Çünkü insan dediğimiz varlık aslında bir özel ilişki içinde şekilleniyor. Yani annesiyle bebek arasındaki özel bir ilişki içinde şekilleniyor ve o ilişki içinde özellikler ediniyor, duygular ediniyor, ihtiyaçlar ediniyor. Sevgi dediğimiz, yakınlık dediğimiz, işte ne bileyim birbiriyle işbirliği yapabilme dediğimiz birçok özelliği bir anne ile çocuk ilişkisinden başlayarak sonra babanın da eklendiği, diğer aile bireylerinin de eklendiği, sonra okulun şunun bunun da eklendiği bir şeyde öğreniyoruz ama öğrendiğimiz yer bir ilişki. Esas öğrendiğimiz, orijinal yer bir ilişki. Dolayısıyla ilişkisiz kalıp sadece statüsünü çok yükseltmiş ve çok başarılı olmuş olmak bana sorarsanız ama ilişki derken illa bunun karı koca ilişkisi olması gerekmiyor. Bazen bir dost, arkadaş, çocuk onlar da tabii ki ilişki. Ama o alanda oluşuyor. Yani o yapı, insan yapısı böyle bir şeyde oluşmuş olduğu için onun karşılığını yine ancak bir ilişki içinde bulabiliyor. Duygusal ihtiyaçlarının cevabını ancak yine bir ilişki içinde buluyor. Hocam çok teşekkür Rica ediyoruz. Ederim. Vaktinizi aldık. Rica ederim. Bir alkışla. Ben de size teşekkür ederim. Çok teşekkürler.